Hoş geldiniz. Güzel bir salı akşamı diliyorum. Ve yayınımıza böylece başlıyoruz. Evet, hem Facebook'tan hem de Instagram'dan canlı yayınımız başladı. Evet. Canlı yayın bağlantısında evet, iki tarafta da şu anda yayınımıza başladık. Evet, dostlarımız katılmaya başladı. Merhabalar sevgili Filiz, sevgili Dilek Bülbül, Sebiha Demir. Hepiniz hoş geldiniz. Tanıdık dostlar katılmaya başladılar. Size de iyi akşamlar. Her hafta yapmaya gayret ediyorum. Bazı haftalar işlerim olduğu için vakit ayırmakta zorlanıyorum ama bu hafta Salı günü de farklı bir programla, farklı bilgilerle sizlerle bazı özel bilgileri paylaşıp arkasından da çalışmanın sonuna doğru da bir enerji çalışması adında günlük terapileri bir kısmını uyguladığım, küçük bir kısmını uyguladığım bir çalışmayla noktalıyorum. Gün içinde zaten yoğun bir şekilde her gün danışanlarla çalışıyorum ve oradan edindiğim deneyimlere bağlı olarak da daha önce işlemediğim konulardan bir konu seçiyorum. Facebook yine her zamanki gibi bir sorun çıkardı. Niye sorun çıkardı bilmiyorum ama bitirip tekrar başlayacağım. Bu sırada Instagram'da yayınıma devam ediyorum. Her yayında olduğu gibi merhabalar Yeter Hanım, iyi akşamlar. Aklınızda olan merhabalar sevgili Ebru, iyi akşamlar. Aklınızda sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, özellikle yöneltmek istediğiniz konular varsa, daha önce işlemediğim konular ise onlar hakkında da bazı bilgiler verebilirim ve zaten konu içeriklerinde genelde sizlerin sorduğu soruların doğrultusunda daha önce işlemediğim bir konuyu işlemek üzere yapmaya çalışıyorum. Daha önce işlediğim konuların bir kısmı YouTube kanalımda mevcut. Bir kısmı da onları paketleyerek yaptığım YouTube kanalındaki canlı yayınlardan oluşmuş olan paketlerim var. Onlardan temin ederek onlu paketler olarak alınabilir. Şimdi her hafta farklı konular işleniyor ve seanslarda da danışanlarım geldiğinde bazen çok ilginç konular işleniyor. Bazen klasik bildiğimiz belli konular işleniyor ve herkesin çözmek istediği, sonlandırmak istediği konular var. Bunların bir kısmı yaşadığı kişisel rahatsızlıklar, hastalıklarla ilgili şeyler olabiliyor. Çoğu ilişkilerle alakalı konular olabiliyor. Bolluk bereket konularıyla ilgili farklı sıkıntılar olabiliyor. Geçmişte yaşadığı sorunlarla ilgili birçok konu olabiliyor. Bütün bunlar genelde kişilerin yaşadığı döngülerle ilgili çözülmeler oluyor. Bugün son yaptığım seansla ilgili bir bilgi aktarmak istiyorum. Bu birazcık daha farklı. Genelde 3 ana başlık altında çalışmalarımı yapıyorum. Bazılarını psikoloji bilgilerime dayanarak yapıyorum. Yani okuduğum klinik psikoloji konusu veya psikolojiye dayalı bilişsel terapi yöntemlerini kullanarak, konuşarak bazen çözümler buluyorum. Bazen bilinçaltı yöntemlerini
kullanıyorum, onu birleştiriyorum. Anda olma çalışması 1, 2, 3 olmak üzere 3 aşamalı bir eğitim veriyorum. Kişilerin bilinçaltındaki frekanslarına bakarak yaşanan olayların travmalarını, onlarda bıraktığı etkileri ve duygularını çözerek çözmeye çalışıyorum. Siz de iki varsınız Selda Hanım. Bazen de spiritüel yönümü kullanıyorum. Enerji alanını okuyarak kişilerin bilinçaltı kayıtlarında öncesinde soy ağacında yaşadıkları belli enerjileri çözerek yapıyorum. Örneğin bugün son yaptığım çalışmada danışanımla 6. seansını yapmıştık. Birçok farklı konuyu çözdük. Her çalışmadan sonra kendisini birazcık daha iyi hissetmeye başladı. Bugün enerji alanını okuyarak bir çalışma. Daha doğrusu şöyle yapmıştık. Tam hatırlamaya çalışıyorum. Yaş gruplarına bakarak çalışma yaptık. İşte belli yaş gruplarını ayırarak gidiyorum ve orada danışanım daha çok olaylardan ziyade renkler gördü. Yaptığımız çalışmada işte dedi ki şu yaş grubunda mor ve yeşil renginin içinde siyahlıklar görüyorum. Yani bir yaşadığı bir olay, bir travmanın görüntüsü, bir duygusundan ziyade renkler gördü ve o gördüğü renklerde içindeki siyahlıkları tarif etti. Ve hep şunu biliyorum, bir kişi görüntü olarak siyah renkleri diğer renklerle birlikte görüyorsa, siyah renkler genelde kişilerin yaşadığı belli olayların üzerinde bıraktığı ağırlığı temsil ediyor ve vücudunda da yansımalarını gördü. Bu renkle birlikte vücudundaki yansımalarını gördü ve yaş gruplarını çalışırken anda olma 3'te öğretiyorum bu yaş gruplarında nasıl çalışılacağını. O renklerin, o siyah renklerin etkisini danışanımın üzerinden temizledik. Merhabalar Mustafa Bey, iyi akşamlar size de. Yani danışanım ne görüntü gördü, ne yaşadığı olayın detaylarını hatırladı. Sadece renklerini gördü. Ama o renkleri temizledikten sonra da 3 tane yaş segmente baktık, bölüme baktık. O baktığımız bölümden sonra da devam edelim mi dedim. Artık biraz daha yaş grubuna yok dedi. Hocam dedi yoruldum ben de bayağı dedi. Bunu artık dengeleyelim istersen. Dediğimde tamam dedi. O yaş grubunun enerjisini dengeleyerek devam ettik. Neden bu konuşmayla başlıyorum? Çoğu zaman algılamak deyince herkes illa bir olayın görüntüsünü, detayını görmeyi hep niyet ediyor. Yani illa ben bir şeyler göreyim, yaşadığım travmanın detaylarını algılayayım veya o anda işte bana kim ne yaptı, ben ne yaptım, onun çok detaylı hatırlayayım diye, görüntü olarak hatırlayayım diye düşünürken aslında görsel yönü çok güçlü olmayan kişilerin algılama yeteneğinde farklı yönlerinin daha güçlü olduğunu hep görüyorum. Örneğin duyguları hissediyor. Bazı danışanların vücutlarındaki hücrelerindeki o depolanmış enerjilerini daha çok görüyor. Bazı danışanlarım düşünce olarak olayları, yani bilme, duru biliş diyorum ben, onlarla algılıyor. Aslında bugün cümleler açılmışken sizin de sorularınız varsa, insanlar nasıl algılayabiliyor? Anda olma çalışmasında da bundan bolca bahsediyorum. Anlatırken bilgi olarak konuşmaların başına, yani algılama yeteneğinin başına duru kelimesi eklenerek ifade ediliyor. Örneğin görsel yönü güçlü olan kişilere duru görüsü güçlü diye söyleniyor. Algıları duygu olarak
güçlü olanları duru duygu, duru biliş, yani bilme olarak örneğin benimkinde biliş kısmı en güçlüsü diğerlerine göre. Bir şeyin bilgisini bilerek algılıyorum. Genelde öyle hissediyorum kişilerle ilgili, olaylarla ilgili. Yine gelen bir bilgiyi size söyleyeyim. Bir tane danışanım var, şu anda yayında mı bilmiyorum. Kendisi bir üniversitede bir bölümde profesör. Çok tatlı bir bayan. Onun enerji alanını okuyarak bazı çalışmaları spiritüel olarak enerji alanını okuyarak yapıyorum. Orada gördüğüm görüntüde dedim yani şu anda bir değişim içindesiniz. Hayatınıza yeni şeyler geliyor. Yetenekli olduğu konuda bir proje size çocukluğundan beri bir konuda çok başarılı, çok hangi alanda başarılı olduğunu çok fazla ön plana matematik konusu bundan da çok net belli olmaz. Matematik konusunda çok yetenekli bir bayan. Size bir teklif gelecek dedim. Yani bu konuda ve Türkiye için ve belki de dünya adına önemli bir şeyler ortaya çıkartacaksınız. Zaten çocukluktan beri yönlendiriliyorsunuz ilham kaynağı olarak Yaradan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bu yönünüz çok güçlü. Yaklaşık bir hafta 10 gün bir hafta falan oldu galiba. Bugün mesaj yazdı dedi ki ve de savunma sanayinden gelecek dedim. Birkaç görüntü görmüştüm. Bugün mesaj yazdı. Hocam dedi savunma sanayinden bir proje teklif edildi dedi birkaç kişiyle birlikte bana. Bununla ilgili kabul edin dedim içgüdülerime dayanarak. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Örneğin benim güçlü olduğum yan kişilerin enerji alanını konsantre olarak okuduğumda o kişiyle ilgili, o şahısla ilgili veya o konuyla ilgili bilgiler geliyor ve bunu biliyorum. Hani öyle olduğunu tahmin etmiyorum. Öyle olduğunu net olarak biliyorum. Bu bilmişlik taslama veya bir şey değil. Çünkü bilgi geliyor o anda. O bilgiyi de not alıp danışana yansıtıyorum. İşte buna duru biliş deniyor. İlla görüntü olarak bir şeyi görmek gerekmiyor. Bazı kişilerde görüntü çok güçlü oluyor. Kişiler haberci rüya dediğimiz veya bir şekilde kahve falı veya işte suya bakarak veya farklı bir şeyleri bahane ederek bakarak, bahane ederek derken yani zaten görsel yönü güçlü olduğu için farklı şekillerle görsel olarak görebiliyorlar. Benim de bir miktar görsel yönüm de beraberinde olabiliyor ama duru biliş daha güçlü, duru görü dediğimiz. Bazı danışanlarımda duru işiti diyoruz. İşitiyorlar. Yani belli bilgileri işiterek alıyorlar. Sezgileri o yönde güçlü. Bazı danışanlarımın sezgileri, bende de mesela duygu kısmı üçüncü sırada, ikinci, üçüncü çok da önemli değil sırası. Duru biliş kadar olmasa da oldukça güçlü. Hissederek algılıyorlar. Yani kötü bir şey de iyi bir şey de olacaksa onun olacağını biliyorlar. İçlerinde hissediyorlar veya duygusunu hissediyorlar. Olmadan önce hissediyorlar. Duygu olarak hissediyorlar. Hisleri çok kuvvetli. Bazı danışanlarımda da vücutlarında onu çok güzel algılıyorlar. Bir frekansa girdiklerinde kollarında işte uyuşmalar, karıncalanmalar, iğnelenmeler, belli akışlarda vücutlarında örneğin bir olayı düşündüklerinde hep vücutlarının belli bölgesi ağrıyor veya işte sızı yapıyor veya ağırlık yapıyor. Dolayısıyla onlar da fiziksel vücutlarında belli şeyleri algılıyorlar. Bazı danışanlar da kokusunu alıyorlar. Duru koku diyelim buna da. Yani o anda o ortamın
Orada ne varsa çevresinde onun kokusunu hissederek çok güçlü bir koku alma duyguları var. Yani bir yemeği yemeden bile zihinlerini canlandırdıklarında o yemeğin kokusunu hissedebiliyorlar, algılayabiliyorlar. Bazı danışanlarımda da duru yazı diyelim ona da yani yazı yazma şeyleri çok kuvvetli. Yani bu kişiler yazar olabilir, kitap yazabiliyorlar. Kendi duygularını kelimelere çok güçlü bir şekilde döküyorlar ve bir bilgi geldiği zaman günlük tutarak, blog yazarak, internet sitesinde duygularını anlatarak, paylaşımlarda çok güçlü kaleme alma yetenekleri çok güçlü. Yazı yazabiliyorlar. Şimdi bütün bunları ne için söylüyorum? Çoğu insan zannediyor ki sadece duru görü veya görsel yön olursa ben algılıyorum. Yani aşağı yukarı bütün danışanlarımda gördüğüm en büyük durum bu. Görüntü görüyorsam ben algılarım. Görüntü görmüyorsam algılamam diye düşünüyor. Halbuki bu doğru değil. Sizin de mutlaka güçlü olduğunuz bir algılama yöntemi vardır. O zaman sizlere sorum şu. Konu bir şekilde buraya kaydı. Daha önce bu konu hakkında konuşmamıştım. O yüzden buradan açmış olalım. Buradan bir miktar devam edelim. Hangi yönünüz kuvvetli? Sizin sezgileriniz, algılarınız bu saydıklarımdan hangisi yönünde? Görsel yönünüz mü daha kuvvetli? İşitsel mi daha kuvvetli? Koku mu daha kuvvetli? Düşünce olarak mı kuvvetli? Duru biliş olarak mı kuvvetli? Vücudunuzda algılama olarak mı kuvvetli? Bir yazın bakalım aramızda kimin algıları daha kuvvetli? Merak ediyorum. Sizler ne yorum yapacaksınız? Hangi yönde yorum yapacaksınız? Bu sırada Facebook'ta sorun var mı? Yine hiçbir yorum da bir sıkıntı mı var? Ayarlarda mı var? Bilemedim açıkçası. Facebook her zaman koku ve düşünce. Peki. Geçmiş temizleme terapisi ile ilgili bilgi verir misiniz? Olur veririm. Benim koku kuvvetli. Bakın koku olanlar birkaç kişi var. Benim görsel hocam. Görsel. İki tane görsel, iki tane koku. Geçmiş temizleme terapisi için. Şimdi bu sırada siz hangi yönünüz kuvvetliyse yazın. Geçmiş ile ilgili terapilerde sezgi, düşünce ve görüntü bazen de koku olabiliyor ama en çok sezgi. Tamam. Güzel Dilek Hanım. Geçmiş yaşam çalışması dediğimiz çalışma Derya Hanım. Aslında ben anda olma çalışması diye kendime özgü bir yöntemle yapıyorum. Şöyle oluyor. Benim yaptığım yöntem de şöyle oluyor. Bir miktar birebir yaptığım çalışmada kişilerle görüşüyorum. Psikolojik olarak bir psikoanaliz yapıyorum. Yani yazdıklarını yazıp inceleyip bilgilerime dayanarak yaşadığı sorunların nereden nasıl kaynaklandığını bir analiz yapıyorum. Onlarla ilgili nereden kaynaklanmış olabileceğiyle ilgili bağlantılarını anlamaya çalışıyorum. Bazı sorular soruyorum. Bilişsel terapinin bir farkındalığı olarak sorduğum sorularla karşı tarafta da bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Bu sırada Facebook'ta yine yanıt yok. Bir kere daha deneyeceğim başlatmayı. Ve daha sonra ilk defa görüşsem bile kişiyle mutlaka bilinçaltı kayıtlarına geçerek anda olma çalışmasını başta kullanarak devam ediyorum. Bunun içinde EFT yöntemi gibi vücutta çakraları
meridyenleri, auraları, katmanları düzelteceğim bir yöntemle devam edip kişilerin yaşadığı travmalar varsa onların bağlantılarını, yerlerini bulup onların belli bir frekansa geçiriyorum. Vücudundaki belli yerleri düzeltip, çakraları, meridyenleri, kanalları, auraları, katmanları düzeltip bir frekansa geçirip orada bu yaşamış olduğu travma veya olayların bağlantılarının kişilerin üzerindeki etkilerini düzelterek de devam ediyorum. Ve danışanların %95'i ilk seansın sonunda o hissettiği şeyleri aynı şekilde hissetmiyor. Dolayısıyla bir düzelme oluyor. Ama bir seansta çalıştığımız konu başlığın bazen bir seans yetebiliyor ama çoğu zaman bütün travmaları, bütün olayları bir seansta tamamıyla düzeltmek mümkün olmadığı için ortalama ben hep 7 seans diye söylerim. Katman katman düzelterek, temizlenerek ilerliyorum. Genel hatlarıyla böyle diyebilirim. Görsel ve işitsel daha iyi. Tamam. Görsel baskın hissim oluyor hocam. Okay. Sezgi. Okay. Hakan Bey merhaba. Sizi gördüğüme sevindim. Ordu'ya sevgiler. Ne yapıyorsunuz bakalım Ordu'da? Medine Şahin hissedebiliyorum. İnsanlara iyi mi kötü mü olduğunu dediklerini, düşündüklerini çıkıyor bazen. Çok güzel. Çok güzel. Hislerim kuvvetli. Başkaları için hissettiklerim çıkıyor ama kendime faydam yok. Peki, bugünün enerji çalışmasının konu başlığında böylece aslında belirlemiş oldum. Bugün algılarınızı tıkayan enerjilerin temizlenmesini niyet ederek çalışma yapalım. Bu konuda hiçbir çalışma daha önce yapmadım. Güzel bir başlık oldu bence. Her zaman akışta konuyu belirliyorum. Bugün de güzel bir akış oldu. Sezgilerinizi nereye güçlendirmek istiyorsanız, sezgilerinizin daha fazla güçlenmesini engelleyen, görselse, görsel üçüncü göz, işitsel olabilir, duygu olabilir, duru biliş olabilir, daha fazla algılamanızı engelleyen, tıkanıklık, blokaj her ne varsa onun açılmasına niyet ederek bu akşamki çalışmayı yapalım. Evet, harika yanıtları geldi, güzel. Rüya yoluyla geliyor hocam genelde. Çok güzel. Haberci rüyalar olabiliyor. Aynı zamanda rüya eğitimi de aldım. Sayılarla ilgili, isim analizleriyle ilgili de eğitimler aldım. Rüyalarla ilgili de rüyalarda bazen haberci rüya olabiliyor. Bazen de bilinçaltının yansıması olabiliyor. Yani bilinçaltının yansıması olarak sizin o anki halinizi anlatmaya çalışıyor ve sizinle haberleşmeye çalışıyor. Yine danışanlarımdan gördüğüm kadarıyla vücudumuzda yansımış olan ağırlıklar, enerjiler de oluyor. Örneğin bugün bir danışanımla vücudunda bir ağırlık oluşan bir enerji kalıntısı vardı bir konuyla ilgili çalışırken. Örneğin yine anda olma üçüncü seviyede öğretiyorum. Vücudunda öyle bir şey varken sonraki adımda o ağırlıkla, o enerjiyle ne anlatmak istediğini anlamak üzere kişiyi yönlendirmek çok önemli. Aslında fiziksel rahatsızlıklar da genelde bu şekilde bizimle iletişim kurmaya çalışıyor. Yani bir şeylerin hayatımıza ters gitmesiyle vücudumuzdaki hücreler o enerjiyi orada depoluyor
veya anlatmaya çalışıyor, bizimle konuşmaya çalışıyor. Ve biz onu anlamadığımız sürece tekrar ediyor. Rüya da bilinçaltının doğrudan bir yansıması. Hep söylerim, bilinçaltımız 7-24 hep açık. O yüzden aslında sürekli bizimle iletişime geçmeye çalışan hücrelerimiz var, vücudumuz var, yaşadığımız dışarıdaki olaylar ve yansımaları var. Sürekli bize bir şeyler anlatmaya çalışan bir dünyada yaşıyoruz. Biz zannediyoruz ki yaşadığımız olaylar tesadüfen oluyor. Çoğu zaman yaşadığımız olayların tesadüfen olduğunu düşünüyoruz ama aslında hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Her şey bizimle konuşmaya çalışıyor. Tekrarlayan olayların hepsi, ki benim uzmanlık alanım, tekrarlayan olayların arkasındaki nedenleri çözmek. Sen ne yapıyorsun diye sorsalar, ben böyle yanıtlarım. Zaten bununla ilgili de bir kısmınız kitabımı okudunuz. Tekrar eden döngüleri durdurmak diye bir kitabım var. Okumayanlar için tavsiye ederim. Oldukça güzel bilgileri orada bulabilirsiniz. Ama uzmanlık alanım kişilerin hayatında tekrar eden olayların nedenini çözmek. Yani bu olumsuzsa bu nereden başladı, nasıl oldu? Bunların nedenini ortaya çıkartıp bu döngüleri artık sonlandırmak. Şimdi algılara açık olmak da çok önemli. Neden önemli? Çünkü küçük yaştan itibaren algılara açık olmamayı öğreniyoruz. Yani bir şeyleri hissettiğimizde bunun yanlış olabileceğini düşünüyoruz. Kendi içgüdülerimize güvenmemeyi bazen öğretiyor bize, ebeveynler öğretmeye başlıyor. Ne diyor size bazen, bunu nasıl öğretiyorlar? Sen küçüksün, sen bilmezsin. Sen benim dediğimi yap. Sen amcana güven. Sen şu güvenlik görevlisine güven. Şu devlet kademesindeki kişiye güven. Sen şu konularda şu kişiye güven, bu kişiye güven, şunun dediğini yap, bunun dediğini yap. Sürekli bu şekilde yönlendirildiğimiz için belli bir süre sonra artık kişiler kendi içgüdülerini dinlememeyi, mesajlar gelse bile bunun yanlış olabileceğini düşünmeye başlıyor. Ve bir süre sonra da benim gibi insanlar diyor ki içgüdülerine güven. Senelerdir o kadar güvenmemekle ilgili programlanmış ki, bir de hatalar yapıldığı zaman sürekli azarlanıyor anne baba ve başka. Yanlış eş seçimi, yanlış iş seçimi, ne bileyim işte yanlış hatadan dolayı yaşanan kazalar, olaylar, işten çıkarılmalar, para kayıpları gibi yaşanan olaylar kişiye kendine güvenme, içgüdülerine güvenme, bak güvenseydin bunlar başına gelmezdi mesajını veriyor. Halbuki insan hata yapabilme lüksüne sahip. Birçok danışanımda gördüğüm en büyük eksikliklerden bir tanesi bu. Ebeveynlerle yetiştirilme tarzına baktığımda en küçük hatada aşırı suçlanma, aşırı üzerine gelme, hata yapıldığı zaman aşağılanma, küçük düşürülme, hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissettirilme duyguları kişi de belli bir süre sonra artık kişinin özgüvenini zedeliyor. Birçok danışanım bana böyle geliyor. Özgüveni artık yıpranmış, paralanmış, yok olmuş, kendisine, kararlarına, içgüdülerine güvenemeyecek bir şekilde geliyor. Çünkü senelerdir en küçük bir hatasında hep ket vurulmuş. Özellikle kadınlarda, kız çocuklarına bu çok fazla olabiliyor. Çünkü sen kız çocuğusun, işte kız çocukları konuşmaz, küçükler konuşmaz, işte hanım hanımcık davranır, işte fikrini açıklamaz, büyükler varken ses çıkarılmaz gibi nedenlerle hep
konuşulmaması, bastırılması, kendi fikrini söylememesi, düzeni bozmaması, gürültü yapmaması gibi hep bir bastırılma duygularıyla büyüdükleri için sadece seslerinin bastırılması değil, içgüdülerinin de bastırılmasıyla belli bir yetişkin yaşına geliyorlar. Ve ondan sonra da artık kendi içgüdülerine hiçbir şeye güvenmemeyi öğreniyorlar. Ve sonra birisi geliyor, bir psikolog geliyor, bir terapist geliyor, benim gibi birisi geliyor, içgüdülerine güven, içindeki sese güven diyor. Sanki bir defa bir kişi böyle söyleyince bütün o senelerin birikimi bir anda ortadan kalkacakmış gibi. Tabii ki bu söylendiği kadar kolay olmuyor ama üzerinde çalışılırsa kendine yavaş yavaş güvenmeyi ve bilinçaltı kayıtlarında geçmiş yaşam çalışması gibi çalışmalarla yaptığım çalışmalar gibi onlar dönüştürülürse güvenmeyi öğrenmeye başladıkça tekrar içgüdüleri de güçlenmeye başlıyor. Bunu birçok danışanımda görüyorum. İlk geldiklerinde özgüveni olmayan veya sezgileri bastırılmış olan kişiler sonraki çalışmalarda daha fazla algılamaya başlıyorlar. Daha fazla görmeye, daha fazla hissetmeye, daha fazla duymaya, daha fazla görüntüler almaya başlıyorlar ve bu onları çok mutlu ediyor tabii ki. Hiçbir şey tesadüf değil. Sizden seanslar aldım ve gerçekten çok şeyler geride bıraktım. Artık ben de teta frekansı alarak şifacı oldum. Şifa olsun ve enerji çalışmaları beni kendime getirdi. Şifa olsun, şifa olsun. Çok mutlu oldum. Bacak bacak üstüne atma. Evet. Sürekli insanlar bir şeyler söyleyip duruyor. Sizin çalışmalarınızda çok şeyler kazandırdı. Şifa olsun sevgili Emine Avcılar. Sizinle Emine Hanım, sizinle hiç biz canlı yayın yapıp konuşmuş muyduk? Hatırlamıyorum. Ne kazandınız bu konularla ilgili? İçgüdüsel olarak belli şeyleri kazandınız mı? Şu anda size söz versem bir iki cümleyle paylaşır mısınız? Müsait misiniz? Ortamınız müsait mi? Ben size bir canlı yayın isteği attım. Eğer müsaitseniz paylaşmak isterseniz canlı yayına katılırsınız. Müsait değilseniz katılmayı yani reddedersiniz. Ben konuşmama devam ederim. Dolayısıyla sezgileri güçlendirmek inanılmaz önemli. Neden önemli? Kararları verirken o kadar çok faydasını gördüm ki sevgili dostlar, sezgileriniz güçlü olursa birileriyle bir araya gelirken, bir seçim yaparken, bir şey satın alırken, iş yerinizdeki birisiyle bir çalışma yaparken size resmen içgüdüleriniz doğru seçimleri yapmak üzere inanılmaz bir şekilde yol gösteriyor. Eğer içgüdülerinize güvenmeyi öğrenirseniz bugünkü konu doğru seçimleri daha fazla yapmaya başlıyorsunuz. Ama amaç her zaman doğru seçim yapmak da değil. Buna çok odaklı da olmayalım. Bu da çok mükemmelliyetçiliğe gider ve yanlış yapma gücünü, yanlış yapma hakkını elinizden alır. Bunu da istemiyorum. Çünkü biz insanız. İçgüdüleriniz de çok kuvvetli olsa, hocam şu an müsait değilim. Hiç problem değil sevgili Emine Avcılar. Hiç önemli değil. Anlıyorum. Konuşmaya ben devam ediyorum. Olur haftaya inşallah haftaya katılırsınız. Hata yapmak bizim bir parçamız. Yani aynı hatayı üçten fazla yapıyorsak tabii ki oradan bir şeyler öğrenmeliyiz. Ama yani ben hiç hata yapmayacağım demek bir ucu, aynı hatayı sürekli tekrarlamak da diğer ucu. Ortada bir yer var. Hataları yaptığımızda öğrenmeye, anlamaya çalışalım. Aynı hatayı defalarca tekrar etmeyelim ama hata yaptığımızda da üzerinde çok fazla durmadan
Geçmişimizle barışmamız, dönüştürmek açısından çok önemli. Hata yapmadan doğruyu bulmamız pek mümkün değil. Tabii ki her zaman hata yapmak zorunda da değiliz ama hata yaptığımızda da düştüğümüzde kalkmalıyız. Hata yaptığımızda yolumuza devam etmeliyiz. Ve eşlerde de en büyük sıkıntı bu noktada. Çalışmaya gelmeden önce en son bunu da paylaşmak istiyorum. Bir saatten de çok uzun tutmayacağım. Hata yaptığı zaman birbirini eleştiren, aşağılayan, yüklenen eşler, sizlere sesleniyorum. Bunu bazen erkekler yapıyor, bazen kadınlar yapıyor, bazen iki taraf da yapıyor. Yani bazen evli çiftlerde radar gibi. Yani partnerim, eşim bir hata yapsın da üstüne atlayayım diye pençelerimle. Yani onun hatasını bulayım, yüzüne bir vurayım, onu aşağı çekeyim ve haklı olduğumu göstereyim, onu yıpratayım diye böyle bekliyor. Pençeleriyle. Korkutucu oldum mu? Bazen eşler böyle görünüyor. Yani hatalarıyla bir pençe atayım. Onların hatasını yakalayıp aşağı çekeyim. Çünkü karşı tarafı güçsüz kılarsam ben güçlü hissedeceğim diye düşünüyor. Ama bu evliliği, beraberliği inanılmaz derecede yıpratıyor. O yüzden hata bulucu değil, iyilikleri bulucu, doğruyu bulucu, onarıcı olmaya çalışmamız lazım. Evet, sürekli hata yapan kişiler varsa tabii ki tekrarlarını sağlamamak için onlara doğru yolu göstermeliyiz. Yani alkolik birisinin sürekli defalarca söylemenize rağmen aynı hatayı tekrar etmesine izin vermekten bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim bu değil. Gidip de sizi aldatan bir partnerinizin sürekli aynı hatayı yaptığı halde ona katlanın, hiçbir şey söylemeyin veya size şiddet uyguluyor, hiç sesinizi çıkarmayın, aynı hatayı devam ettirmesine rağmen iyi bir yanını görün demiyorum. Yani bu tip örneklerden bahsetmiyorum ben. Daha çok tartışmalardan, ikili tartışmalarda hata bulmaktan, iletişim kurarken sürekli karşı tarafa yüklenmekten bahsediyorum. Birbirimizi bu şekilde yıpratmadan daha iyi iletişim kurmayı öğrenmeliyiz. Ama konuyu bu tarafa şu anda ego, evet Yeter Hanım, bu tarafa çok fazla kaydırmadan sezgilerimizi güçlendirmekle ilgili çalışmaya yavaş yavaş geçmek istiyorum. Hangi yönünüz güçlüyse şimdi yapacağımız çalışmada o yönünüzü daha da güçlü hale getireceğiz. O yönünüzü açacağız. O yönünüzdeki algılarınızı canlandıracağız. Algılarınızın, sezgilerinizin güçlenmesini engelleyen içinizden bu niyeti düşünün. Artık yavaş yavaş çalışmaya geçiyoruz. Şöyle niyet edin, benden sonra içinizden veya sesli olarak söyleyin. Algılarımın, sezgilerimin, yetilerimin, yeteneklerimin daha fazla açılmasını engelleyen blokajların şifalanmasına niyet ediyorum. Evet, Facebook'ta yayın birkaç defa kesildi. Neden olduğunu bilmiyorum. Instagram'da hiç kesilmedi ama Facebook'ta kesildi. Vallahi ben de bilmiyorum Facebook'un Instagram'dan ne farkı var. Her hafta aynı sıkıntılarla Facebook'ta karşılaşıyoruz. Kusura bakmayın Facebook takipçileri. Birkaç defa kapatıp açmak zorunda kaldım o yüzden. İnşallah bundan sonra kesilmez. Yavaş yavaş enerji çalışmasına geçiyoruz. Dolayısıyla sessiz bir yere geçin. Ben göz bandımı alıyorum. Birazcık suyumu içeceğim. Ve güzel bir enerji çalışmasıyla devam edeceğiz. Evet, sessiz bir oda. Çocuklardan, gürültüden uzak bir yere geçin. Çalışmamız başlıyor.
Göz bandını indiriyorum ve çalışmamıza başlıyorum. Derin nefes alıp ver. Kendini rahat bırak. Ayak tabanları altında ışık topları siyah renkte dönerek tüm ağırlıkları boşaltıyor. Her nefesle ayak tabanları altından tüm ağırlıklar çözülüyor. Sezgileri, yetenekleri tıkayan, açılmasını engelleyen tüm ağırlıklar zift gibi ayak tabanları altından akıyor. Işık topları kasık bölgesi ve kuyruk sokum bölgesine geliyor. Ve burada kök çakra ve kundalini enerjisini canlandırıyor. Kırmızı renkte dönen ışık topları bu bölgeleri dengeleyip onarıyor. Hormonlar dengeleniyor. Işık topları göbek deliğinin birkaç parmak altına çıkıyor. Turuncu ve portakal tonlarında dönerken sezgiler, içgüdüler, kendine güvenme ile ilgili sorun yaratan tüm ağırlıklar çözülüyor. Işık topları karın bölgesine geliyor. Sarı renkte dönerken kaygı, endişe, sindiremediğimiz olayların enerjileri dengeleniyor. Işık topları kalp bölgesine geliyor. Yeşil renkte dönerken kendini sevme, kabul etme, sevgiyi alma, verme enerjileri dengeleniyor. Ve göğüs bölgesinin üstünde timus salgıları, timus bezi dengeleniyor. Işık topları şimdi boğaz bölgesine geliyor. Kendini ifade edememe, duygularına güvenememe, duygularını bastırma, içinde tutup belli bir noktada aşırı patlamayla ifade etme gibi enerjilere sebep olan, tiroid hormonunun dengesini bozan enerjiler dengeleniyor. Şimdi ışık topları alın bölgesine geliyor. Hipofiz bezi algıları, bütün çakraların, kanalların enerjileri üçüncü gözde birleşiyor. Görünmeyenler görünür kılınıyor. Algılar, sezgiler, telepati, uzaktaki enerjiyi okuyabilme. Gördüğünü anlayabilme, hislerine güvenebilme, hipofiz bezinin açılımı canlanıyor. İki kaşın arasındaki bölgede açılması gereken yetiler, yetenekler açılmaya başlıyor. Frekans bayağı yükseldi burada. Işık topları başın tepesine geliyor, mor renkte dönüyor. Kafatasının üst bölgesinde epifiz bezi salgıları, serotonin hormonu gibi hormonlar ve tüm algıların, tüm çakraların birleştiği tepe çakrası mor renkli akışla dengelenip onarılıyor. İçgüdülere güvenme, güvenmeyi zorlaştıran ağırlıklar, yaşanmış olaylar çözülüyor, temizleniyor. Başın tepesinde şimdi bir vakumlama cihazı enerji alanını vakumlar gibi çekip
tüm ağırlıkları temizliyor. Şimdi enerji alanı temizleniyor. Beyaz bir ışık, içinizdeki yaradanın beyaz ışığı, enerji alanını 360 derece beyaz ışıkla sarıyor. Sizin hayrına ve bütünün hayrına olacak şekilde sezgileriniz, algılarınız en uygun, en hayırlı, en dengeli şekilde açılmaya, dengelenmeye başlıyor. Şimdi 3'ten geriye saydığımda algılarınızın, sezgilerinizin açılmasını engelleyen, önünüzde duran en büyük engel, korku, geçmişte duyduğunuz, sezgilerle ilgili hissettiğiniz korku, dinlediğiniz hikaye, sizi korkutan bir kişiden dolayı kalmış olan bir korku, yanlış bilgi, farkında olmadan kendinizi bloke etmenize neden olan düşünce, soy ağacından ve geçmişten gelen yemin, söz, verilmiş söz, algılarınızı kapatmakla ilgili kendi kendinize yapmış olabileceğiniz blokaj, sınırlı düşünce, ağırlık yapan her neresi var ise 3'ten geriye saydığımda bu kayıt veya kayıtlara gideceksiniz. Bu bir his, bu bir duygu, bu bir biliş, bu bir düşünce, bu bir koku, vücudunuza yansıyan enerji, renk olabilir. Şimdi her neresi varsa bu kayıtlarda, 3'ten geriye saydığımda oraya gideceksiniz. 3, 2, 1. Şimdi git. Uğultu bayağı arttı, frekans bayağı yükseldi. Evet. Görüntü görenler için neredesiniz? Hemen yargılamayın. Burada bir şey yok demeyin. Mutlaka bu görüntüyü görmenizin bir nedeni var. Sabırlı olun. Neden oradasınız? Ne hissediyorsunuz? Ne algılıyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Ne duyuyorsunuz? Ne söylendi size orada? Ne yapamayacağınız söylendi. Neden korkmanız gerektiği söylendi, hissettirildi. O korku kime ait? Yakınınızda bir mezarlık mı var? Bir hoca, bir söylemde mi bulundu? Küçükken birisinden bir hikaye mi duydunuz? Ne var orada? Algılarınızın kapanmasına neden olan düşünce ne? Şu anda vücudunuzda bunların hiçbiri olmadan ağırlık hisseden bir yeriniz mi var? Boğazınızda bazılarınız yutkunmayı zorlandığını görüyorum. Ne yaşadınız orada? Merak etmeyin, şimdi temizleyeceğiz. Şimdi sizin de parçası olduğunuz, sizin de izninizle Yaradan'ın beyaz ışığını alıyorum. Ve bir fırçayla şu anda enerji alanınızı, korku, gerginlik, tıkanıklık yaratan
Geçmişten gelen, soy ağacından gelen yeminler, sözler, lanetler, büyüler, üzerinize kalmış hikayelerin ağırlıkları, her neresi varsa oraları beyaz ışıkla şu anda temizliyorum. Üzerinizde ağırlık yapan, geçmişte vermiş olabileceğiniz, kendinizi sabote ettiğiniz cümleler, sözler, yeminler, aktarılmış olan ağırlıklar, lanetler, büyüler, göz, nazar, enerji alanına yapışmış enerjiler, her nereleri varsa oraları şu anda algılamanızı engelleyen veya kendi kendinize sabote etmenize sebep olan ne varsa o alanı şu anda temizliyorum. Yaşadıklarınızdan dolayı artık ben algılamamı kapatmak istiyorum diye belli şeylerden sonra duyduğum hikayeler oluyor. Yapmak istemiyorum dediğiniz için artık bunu bozmaya karar verdiyseniz şu anda bunu bozabilirsiniz. Algılarınızı açmanın hiçbir mahsuru yok. Kendinize güvenin, algılarınızı açın. Bunu kendiniz için en hayırlı, en uygun, en iyi şekilde kullanacağınıza inanın. Hiçbir zararı olmadan bunu yaşantınızda en olumlu şekilde kullanmaya niyet edin. Şu anda ağırlık yapan bu senaryonun enerjileri temizlendi. Şimdi Reiki eğitimlerinde öğrettiğim sembollerden bir tanesiyle enerji alanını temizleyeceğim. Başka bir sembolle yine enerji alanını temizleyeceğim. Yine negatif enerjileri temizleme sistemini öğrettiğim bir mantra.